Herkese merhaba, ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere daha önceden de anlatmış olduğum eski bilgisayarınıza yeniden ayağı nasıl kaldırılır, hatta eski bilgisayarınıza Android işletim sistemi nasıl yüklenir, bu sefer bilgisayarınıza Chrome OS Flex işletim sisteminden bahsedeceğim. Hatta bahsetmekle de yetinmeyeceğim, bunun nasıl kurulacağını anlatacağım. Hazırsak başlayalım. Evet, flash'ımızı taktık sırasıyla. Web mağazasına giriş yapıyoruz. Daha sonra giriş yaptıktan sonra mağazada ise Chrome kurtarma yazıyorum. Bakın en üstte Chromebook kurtarma yardımcı programını görüyorum. Sonra bunu daha öncesinden eklediğim için Chrome'dan kaldırıp tekrardan kullanım için Chrome'a ekleyeceğim. Tekrar ekliyorum. Evet, uzantıyı ekliyorum. Sonrasında bunu uzantılarımın olduğu yere ekliyor. Daha sonra buraya tıkladığımda ise flash'ımı bilgisayara taktığım için direkt takmadıysam takmamı söylüyor. Başla diyorum. Öncelikle bu listeden bir model seçmemizi söyleyecek bize. Biz de direkt listeden bir model seçiyorum. Üretici Google Chrome olarak seçiyorum. Chrome OS Flex kuracağım. Sonrasında da bu ürün için tekrardan Google Chrome OS Flex seçiyorum. Sonrasında devam diyorum. Flash'ımı buradan seçiyorum. Devam diyorum ve şimdi oluştur diyorum. Bu arada kesinlikle bu işlemler yapılırken flash belleğinizi çıkartmayın. Hatta bilgisayarınıza dokunmasınız da yeridir. Normal bootable, yani ön yüklenebilir bir flash bellek, yani disk oluşturuyor bize. Bilgisayarımıza bununla başlayıp kurulumunu flash belleğimiz aracılığıyla yapacağız. Tabi bu işlemin önce indirilip sonra flash belleğe aktarması vesairesi hemen hemen bir 10 dakika kadar alabiliyor. Tabi burada sizin internet hızınızla çok alakalı bir durum. Dosya indirmesi bitti. Şu an flash'ın üzerine belirtmiş olduğumuz flash belleğe indirmiş olduğumuz Chrome OS Flex'in imajını yazmaya başladı. Bu işlem de yaklaşık 5 ila 10 dakika arasında değişmekte. Ve evet, geldik sıradaki aşamaya. Başarılı bir şekilde flash belleğimizi kurtarma medyamızı oluşturduk. Şimdi sırada ise bilgisayarımıza, yani kurulum yapacağımız bilgisayarımızın başına geçip kurulum işlemini başlatmak olacak. İlk açılışta bu kısımdan dil seçmemizi, kullanacağım dili klavye üzerinde Türkçe olarak seçiyorum. Tamam diyorum ve artık başla diyorum. Burada kablosuz bir ağ bağlanmamı istiyor benden. Cihazımızı internete bağladıktan sonra gerekli kurulumları yapmaya başlayabiliriz. Daha öncesinden de bahsetmiş olduğum gibi tıpkı Android bir telefonu sıfırdan kurulum yapmaya benziyor bu işlem. Sırasıyla kurulumumuzu yapıp önce bir cihazımızın nasıl olduğunu bir kontrol edelim. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Çok da akıcı olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz en baştan her şeyi bir kontrol edelim. Yani şöyle söyleyeyim, videonun 720p'de, hatta 1080p'de
Gayet de akıcı oynattığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Normal Google Chrome'unuz bu şekilde. Gmail'iniz bu şekilde. Onun dışında dosya yöneticiniz bu şekilde. İndirdiğiniz her şey, Google Drive'ınız vesaire, bütün her şey buradan çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Mesajlarınız vesaire her şey burada. Bu da tabi telefonunuzla senkronize ettikten sonra kare kod aracılığıyla ya da farklı bir şekilde eklemek isterseniz, daha doğrusu eşleştirmek isterseniz diye. Google Meet'i, daha doğrusu diğer Google takvimi vesairesi, bütün her şey burada. Onun dışında da aynı normal Windows'da olduğu gibi başlat tuşunun olduğu yer sol tarafa konuşlandırılmış. Tüm ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Uygulamalarınızı kurabiliyorsunuz. Direkt dokümanlarınıza geçip de ki bunların hepsine online olarak erişebiliyorsunuz. Şu an mesela ben ulaştıktan kendi dosyalarımı görebiliyorum. Direkt burada yazıp da şey yapabiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz Drive'ınıza otomatikmen bu kısımda kaydediyor diyebilirim. Evet, oldukça başarılı. Hızını zaten görüyorsunuz. Normal telefonunuzda ya da tabletinizde neler yapabiliyorsanız aynı şekilde hiç eksik olmadan da buradan devam edebiliyorsunuz. Çalışanlar için ya da öğrenciler için inanılmaz hayat verici bir nitelikte bir işletim sistemi yapmış Google. Önceki Chromebook'larda olduğu gibi bir bilgisayarı ayağa kaldırmanın en güzel yöntemlerinden biri bu diyebiliriz. Bu arada bu işletim sistemini dilerseniz Mac bilgisayarlarınıza, dilerseniz de PC olan bilgisayarlarınıza kurabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Android versiyonunu alıp da, daha doğrusu Android bir işletim sisteminde bilgisayarı kurabilirsiniz. Ama Chrome OS Flex, özellikle bu Flex tarzında yapmış olduğu işletim sisteminde gerek arayüzü gerek kullanılan her şey oldukça görsel olarak göze hitap eder durumda. Ekran tarafında, performans tarafında, ses tarafında hemen hemen çoğu konfigürasyonunuzu tanıyor diyebiliriz. Bluetooth'u mesela eşleştirip açabilirsiniz ama tabii bu bilgisayarda Bluetooth olmadığı için maalesef kapalı. Onun haricinde USB bir dongle dediğimiz flash bellek gibi takılabilen Bluetooth cihazlarınızı ya da hem Wi-Fi hem Bluetooth cihazı olarak satılan aparatlardan temin edip de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tüm ebeveyn denetimli ayarlarınızı burada yapabiliyorsunuz. Fare ve ya da dokunmatik ekranı varsa bilgisayarın tabletlerde olduğu gibi bunları bu şekilde halledebiliyorsunuz. Ne kadar kişiselleştirme yapabilirsiniz tamamen size kalmış bir durumda. Cihaz hakkında bilgilerinizi buradan edinebiliyorsunuz. Tüm ayarlarınızı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Burası bütün her şeyin olmuş olduğu taraf. Gelişmiş dediğim yerde Google Drive hesabı ile balansını kesip de bu bilgisayarı sadece kendi lokal bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamalarınızı vesaire her şeyi buradan yönetebilirsiniz. Uygulamaları yönetip bunlar hakkında bildirim alma, güvenlik, gizlilik ayarları, tarih saat ayarları, yazdırma, tarama vesaire bütün her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Burada en güzel taraflarından bir tanesi ise bu cihazın sürekli ama sürekli işletim sistemine gelen tüm güncellemeleri alabiliyor olacağı. Evet, kurulumumuz bu kadar. Gördüğünüz gibi her şey çok hızlı, çok stabil. Kurulumundan kullanımına kadar bütün her şey oldukça rahatlıkla yapabileceğiniz bir kıvamda. Google'a bu konuda teşekkür ediyoruz. Evet, şimdilik bu kadar diyeyim. Geldik bir videodan sonra. Bu videomda sizlere Google'ın Chrome OS Flex işletim sistemini anlatmaya, hatta kurulumunu göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Detaylı bir şekilde inceleyip de kullandıktan sonra yorumlar kısmına yazabilir, Instagram adresimden bana erişebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.